Herkese selamlar. Bu Bootstrap 5 eğitim setimizin 13. dersiyle birlikteyiz. Bu derste Bootstrap'ta Color konusunu, Background konusunu ve Border konusunu işleyeceğiz. Border çerçeve, kenarlık vermek için kullanacağız. Background Color arka plan rengi vermek için, Color da metin renklerini ayarlamak için kullanacağımız komutlar olacak. Ancak ben kod yazarken geçen derslerde birazcık zorlandım. Bu yüzden bazı eklentileri indireceğim. Visual Studio kod eklentilerini. Normalde benim Eski bilgisayarımda vardı ancak şu format çektiğim için onlar da birlikte gittiği için bayağı kod yazarken sıkıntı çekiyorum. Bunu önlemek istiyorum. İlk önce Duplicate Selection adlı eklentiyi kuracağım. Bakın şurada Duplicate Selection Online install diyorum ve bunu kuruyorum. Şimdi bu ne işime yaradı? Şöyle göstereyim size. Şimdi ben normalde örneğin bir division atıyorum ve diyeceğim ki birazdan bu script'te bir sütun yazacağım ve bunu oluşturdum. Ben gelip üzerine şuradaki division üzerine gelip Ctrl D tuşuna tıkladığımda altta aynısı oluşsun istiyorum ve böylelikle iki tane sütun oluşturmuş olacağım. Bu olmayınca gayet işlerimiz zor oluyor. Tekrar kopyala yapıştır, kopyala yapıştırla bir yere varamayız. Bu yüzden Duplicate Selection adlı eklentiyi kurmamız gerekiyor. Bir diğer eklenti ise ben burada dosyaları net görmek istiyorum. Bu yüzden buradaki ikonlarımı düzgün bir şekilde görüntüleyecek bir şekilde bir ikon seti oluşturmam gerekiyor. Bunu da kodla alakası yok ama ben burada dosyalarımın hangisi hangisi diye ayırt etmekte zorlanıyorum. Bu klasörler ikon olarak geleceği için JavaScript mi, CSS mi yoksa bir resim klasörü mü ya da dosyası mı hemen hızlıca bana göstersin istiyorum. Bu yüzden ben Visual Studio Code Icons Adındaki şu eklentiyi kuracağım Tabi başkaları da vardır siz nasıl istiyorsanız bir araştırın kendinize başka ikon setleri varsa O ikon setlerini de Kendiniz için kullanabilirsiniz bakın şurada Visual Studio Icons geldi tıklıyorum Artık Şöyle Şurada CSS3 bakın CSS3 ikonları şunun bir resim Klasörü olduğunu bana söylüyor şurada javascriptlerim olduğunu söylüyor şurada javascript yazısı geliyor Ya da şurada bakın html5 dosyalarım olduğunu söylüyor. HTML5 logosu geldi vesaire. Gayet kullanışlı ve gerekli. Bunun dışında bana gerekli olan bir tane daha kod var. Örnek veriyorum. Mesela ben burada division yazdım. Class dedim. Şöyle bir kod yazdım. Sonra dedim ki ben bu division'ları değiştireceğim. Span yapacağım. Ya da paragraf yapacağım fark etmez bakın paragraf yaptım ya da Bakın otomatikman sonuncusu yani kapatılan yerde değişmiyor gelip bir de buradan değiştirmem gerekiyor Bu da bana Baya eziyet oluyor aslında şöyle onun içinde bir eklenti indireceğiz Auto rename tag Bunu da install ediyorum Biliyorum bu bunlar bu dersin konusu değil ama ancak ben Mecburen kodları yazarken zorlandığım için bunları kurmak zorundayım. Size de göstermeseydim aynısını yaptığınızda olmasaydı bu sefer diyecektiniz ki siz sende nasıl oldu, benden niye olmadı diye yorumlarda yazacaktınız. O yüzden bu eklentileri kurarken size de göstermek istedim. Son olarak da örneğin bir yorum yap yapacağım zaman, bakın şöyle bir yorum yaptığım zaman şöyle geliyor. İstersek yorumları da belirgin hale getirebiliriz. Peki yorumları niçin kullanacağız? Örneğin burada row, column sonra kalımın içerisinde belli bir row ve column daha yaptığımızda kodlarımız uzadığında burada 100 200 satır olduğunda karmaşıklaşacak. Bu yüzden buralara yorum bırakmak istiyor olabiliriz ama bu yorumların çarpıcı olmasını istiyor olabiliriz. O halde better comments Bakın Better Commons adında bir eklenti var. Bunu da kurabilirsiniz. Diyor ki bakın yıldız bıraktığında ben şöyle yeşil. Ünlem bıraktığınızda kırmızı. Soru işareti bıraktığınızda mavi. Hiçbir şey bırakmadığınızda şöyle turuncu bir renkte size uyarı veririm diyor. Install diyelim. O da kurulsun. Bu da ileriki zamanlarda işimize yarayacaktır. Şurada yıldız yaptığımda bakın. Şurada ünlem yaptığımda kırmızı soru işareti bıraktığımda mavi şeklinde bana yorumlar bırakacak. Bu da ileride işime yarayacaktır. Her neyse derse geçelim. Metinleri renklendirme ile başlayalım. O halde hızlıca ben kodlarımı yazayım ve size açıklama yapayım. Bakın auto rename tag adındaki komut gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bakın burayı division diye değiştiriyorum. Sonunu da değiştiriyor. Burayı span yaptığımda sonuncusunu da span yapıyor. Gayet işimi rahatlatan bir durum. Text primary maviye boyayacak. Text secondary griye boyayacak. Aslında nasıl bir şeye benzediğini hemen şöyle görelim. Yaklaştırıyorum. Text primary mavi, text secondary gri, birazcık açık bir gri. Text success yeşil, text danger kırmızı. Text Warning sarı, Text Info turkuaz rengi, Text Light gördüğünüz gibi açık ancak Green'in çok çok açık bir tonu yani yüzde %100 beyaz bir ton değil. Bu renkte bu şekilde koyu temalarda kullanacağınız renkler. Text Light'tan hemen sonra Text Dark koyu zaten bildiğimiz siyah renk. Text Body de aynı şekilde. Text muted şuradaki secondary'den bir tık daha aşağı bir gri. Ama yine de bir gri. Gri'nin açık bir tonu. Text black 50 ise bildiğimiz siyah olan yazı renginin %50 opacity verilmiş. Yani şeffaflaştırılmış hali. CSS'den opacity'yi hatırlarsınız. Şu şekilde. Opacity komutunu hatırlarsınız. Şeffaflaştırmak için bir yeri kullandığımız CSS'teki komuttur. Bunu tek başına text black 50 siyah olarak yapıyor. Ona gri yapıyor. Yani %50 gri ile %50 beyaz arasındaki bir gri tonuna ulaşmak için sağlıyoruz. Ya da bakın beyaz rengini yine text white 50 dediğimizde beyazın %50 şeffaflaştırılmış opasite verilmiş hali. Bunu da bu şekilde siyah ekranlarda da kullanabiliriz şu ikisini. Ancak şu iki kod bootstrap 6'da kaldırılacak şu an artık destek vermiyor. 5.1'den itibaren text black 50 ile text white 50'yi terk ettiğini açıkladı bu strap. Niçin? Diyor ki sen bunu kullanacağına text white ve text black kaldırılsın. Mesela text dark diyelim buna diyor. Bunun yerine text opacity komutunu ver diyor. Şu şekilde text opacity 75 diye bir kod örneğin ya da text opacity 50 ya da 25 bakalım. Aslında daha net görmek için şunu da yapabilirsek daha güzel olabilir hemen. Bakın text black demişiz ama success olacak şurası. Evet, text success %75, yüzde %50 ve %25 opacity verilmiş halinde görebiliriz. Hatta bizzati kendisine de görün. Evet bakın tek success %75 opasite, %50 opasite ve %25 opasite şeklinde onu hafif hafif açan şeffaf bir tona doğru götürebilirsiniz. Bu da bizim metin renklerimiz. Zaten eğitim setinin başından beri de mecburen kullanıyordum bunları. Şimdi de background arka plan renklerini göreceğiz ki ben zaten bazı background arka plan renklerini mecburen yine kullanıyordum. Arka plan rengimiz de background, primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark, body, white ve transparan olmak üzere yani şeffaf olmak üzere gördüğünüz bölümlere ayrılıyor. Aslında bu background'ın baş harflerinden oluşmuş background arka plan rengi vermek için bir class. Bu klasistleri Bootstrap bize sunmuş ve diyor ki eğer sen bu renkleri kullanacaksan farklı bir renk gidip CSS'de tanımlama. Benim bu renklerim senin için gayet iş görücü olacaktır diyor. Hemen bu arka plan renkleri görelim. Zaten padding iç dolguyla margin bottom alt kısımla dış boşluk verdik. Bakın şu margin bottom ikiler şunlar birbirinden ayrı ayrı gözüksün diye. Tabi paddinglerini de verdik. Şöyle bunu biraz artık %125'e küçülttüm. Çok fazla büyük olmasına gerek yok. Primary mavi, secondary gri, success yeşil, danger kırmızı, warning sarı, info turquoise, light çok 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 açık bir gri. Beyazdan griye geçilirken çok az fark edilebilecek bir gri. Dark siyah arka plan. Body bizim HTML'deki body'nin rengi gibi. Yani bu da beyaz oluyor. Şuradaki arka plan beyaz rengiyle aynı. White yine beyaz. Transparent ise arka plan rengi ise bu şeffaf olduğu için görünmeyecek. Yani ben buradaki division'ımın ya da artık nesnem neyse örneğin paragrafımın renginin görülmesini istemiyorsam transparent komutunu kullanacağım. Yani şeffaflaştıracağım. Onun gerçekten şeffaf olup olmadığını görmem gerekiyor background dark komutunu veriyorum. Bakın container'ıma bir arka plan rengi verdim siyah olarak ve gördüğünüz üzere light kendini belli etti. body kendini belli etti. white kendini belli etti bakın. Ancak transparent gördüğünüz gibi herhangi bir renge sahip olmadığı için gitti. Şunu text dark değil de white yapalım ki görünsün şöyle. Gördünüz mü? Herhangi bir arka plan rengini atama bana. Arka planda benim rengi arka plandaki renk neyse bana da aynısını uygula. Aslında ben şeffafım yani saydamın bir cam gibi düşünün. Burası aslında bir cam. Yani arka planın rengi neyse kendini ona göre konumlandırır. Bakın danger diyelim. Burayı danger yaptığımızda bakın burası yine aynı. Yani burası bir cam. Kendi rengi yok. Arkada ne renk varsa ona da aynısı yansıyor. Bu şekilde renklerimizi de görmüş olalım. Şuradaki background'ı kaldıralım. Ayrıca size göstermek istediğim bunlara arka plan gradyan renk verebilir miyiz? Onu bir görelim. Şimdi ben birazdan burayı yazacağım. Ancak dikkat etmenizi istediğim kısım şu primary kutusu. Orada nasıl bir değişiklik olacağını gözlemlemenizi istiyorum. Bakın birazdan Ctrl S'e tıklayacağım ve sizin gözünüzün şu mavi kutuda olmasını istiyorum. Değişikliği görmenizi istiyorum çünkü. Bakın Ctrl S'e tıkladığım anda gradyan bir renk aldı onu nasıl aldı? Background gradient komutuyla aldı. Background gradient ile siz burada gradyan bir renk bakın maviden biraz daha açık maviye, beyaza doğru, yukarı doğru giden bir renk skalası değişiyor. Bakın tekrar buraya bakın. Gra gradient komutunu kaldırdım. Ctrl S'e tıkladığım anda gördünüz mü? Daha koyu bir mavi oldu. Tekrardan getiriyorum ve Ctrl S'e tıklıyorum. Dikkat ettiyseniz gradyan bir renge kavuştu. Aynısını aşağıda yapıyorum ve siz kutuya gözünüz kutuda olsun. Bakın ben Ctrl S'e tıkladığım anda gördüğünüz gibi gradyan bir renge kavuştu. Aynısını burada yapalım. Bakın yeşili gradyan bir renge bürüdük. Şimdi kırmızıyı aynı şekilde Ctrl S'e tıkladığımda kırmızı renk bir gradyan geçişe sahip oldu. Warning için yapalım hemen. Şuraya dikkat edin. Ctrl S'e tıkladığım anda Warning biraz daha gradyan renge kavuştu. Info'ya dikkat edin. Ctrl S'e tıkladığımda Info da aynı şekilde. Ya da Dark'a tıklayın. Dark'a geldiği zaman bakın. Siyahtan biraz beyaza doğru yukarı doğru çıkan bir gradyan renge sahip olduk. Bu ders çok uzadı. Normalde borderları da bu derste anlatırım diye düşünüyordum ama neyse border önümüzdeki derse kalsın. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.